Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi 2400 metre yükseklikteki Sarp Yayla'dan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem, sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum, demişti Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıdıktan sonra tüm çalışmalarını İslami çizgiye kaydırmış, eserlerini Allah için sanat anlayışı doğrultusunda kaleme almaya gayret etmiştir. Asıl sanatın, marifetullahın tahsili olduğunu sanat adlı şiirinde şu şekilde dile getirmiştir. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Paris'te felsefe öğrenmeni görmek için gitmiş 20 yaşlarında genç şair. Burada kendisini nefsine kaptırmış. Kendisi de zaten bunları çok net bir şekilde ifade ediyor. O günün Türkiye'sinde her türlü güzel imkana sahipken, belki de birçoğunu hayal bile edemediği nice fırsat ve imkanlar elindeyken, efendim müthiş bir zekaya sahiptir. O genç yaşta, o günün şartlarında yazdığı şiirler, kendisinden çok daha ünlü olan şairlerin dahi dikkatini çekiyor ve hatta kimilerini kıskandırıyordu. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Böyleyken hiç mutlu değil. Herkes o genç yaşta ondan bahsediyor. Maddiyatta sıkıntısı yok, problemi yok. Paris dönüşü, efendim en popüler bankalarda, çok önemli mevkilerde görev yapmış. Bütün bunlara rağmen Necip Fazıl mutsuz ve huzursuzdur. Ve içindeki boşluğu bir türlü dolduramıyor. O açığı kapatamıyor. Ve kendi ifadesiyle büyük bir keşmekeş içerisinde hayatı adeta altüst olmuş. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kim? Menhiyat adına o günün şartlarında her ne kötülük varsa ondan kendisini tam muhafaza edemediği gibi, o büyük imkanlara sahip olmasına rağmen içindeki o boşluğu dolduramıyor. Böyle bir ikilem içerisinde ve kendi ifadesiyle kendisini o günün Necip Fazıl'ını şöyle ifade ediyor. Yeryüzünde yalnız benim serseri. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri, ben de bütün dünya benimdir derim. Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı. Aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem dikecek yok mezar taşımı. Halime ben bile hayret ederim. Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar ne kimseye yar. Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, gölgemin peşinden yürür giderim.
Evet, kendi haline kendisi dahi hayret edecek bir boyutta müthiş bir manevi sancı çekiyor. Bir kurtarıcı bekliyordu ama bulamamıştı. Onun elinden tutacak, onu o girdaptan, o zulmetten kurtaracak bir nurani ele muhtaçtı. Ama o el daha ona uzanamamıştı. Ve günün birinde Allah'ın lütfiyle bir manevi işaret o elin sahibini ona gösteriyordu. O Necip Fazıl ki camilerin semtine pek uğramaz, gitmez. Ama Aha Camii'ne bir manevi işaret de gidiyor, gidiyor. Ve nihayet orada belki de uzun yıllardır aradığını, o sancısını dindiren dermanını, o iksiri buluyor. Efendisine kavuşuyor. Benim efendim, ben sana bendim. Bir üflediğinde yıkıldı bendim. Bir üflediğinde yıkıldı bendim. Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Sultan-ı Şuara diye anılan zattır. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında şair Abdülbaki Efendi, meşhur Baki Sultan-ı Şuara diye isimlendirilirdi. Şairler Sultanı demek. Son Sultan-ı Şuara Necip Fazıl Kısakürek'tir. Aslen Kahramanmaraşlı olmasına rağmen İstanbul'da tabii köklü bir ailede, bir konakta büyümüş, doğmuş, büyümüş, yetişmiştir. Fransa'da tahsili var. Çok zeki bir insan. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerini tanıdıktan sonra kendisi istikameti bulmuştur. Tabiri caizse Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri onun yönünü Moskova'dan Mekke-i Mükerreme'ye doğru çevirmiştir. Necip Fazıl 10 tane soru hazırlamış. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Bayezid Camii Şerifinde vaaz ediyorlarmış. Sualleri cebine koymuş, gelmiş soracak. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri vaazını kesmişler. Cemaatten birisinin hatırına şöyle bir sual gelirse, cevabı şudur. Böyle bir sual gelirse, onun da cevabı şudur diye soruları onun yazdığı sırayla cevaplandırmaya başlamışlar. Elini cebine atmış, acaba demiş, benim sualler yere düştü de birisi kürsüye mi koydu? 10 tane suali cevaplandırınca onun yazdığı sıra ile tabii Necip Fazıl aşık olmuş. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine adeta vurulmuş efendim. Onu çok sevmiş, çok saymış. Ben sizden Efendi Hazretleri bir büyük zattan bahsediyorum. Nail olduğum elini öpmeye. Ben bu zatı bütün Avrupa kültürün ama ne varsa hepsini ceplerime doldurmuş olarak gittim gördüm. Bana bir doktor senin gibi adam bu hale getirdikten sonra mesele kalmıyor dedi kerametine. Bilmiyorum ben neyim ama lafın neticesi doğru. Beni o hale getirdi. Ne şüphe yok. Bu büyük zata dikkat ettim. Daimi kerametin ne demek olduğunu onda gördüm. Ömrümde böyle bir insan görmedim. Hiç telaşı yok. Bir insan gördüm, bir an huzuru kaybetmeyen adam oldu, bir bakışta belliydi. Bir an görmedim ben onu, bir nebati işle meşgul olduğunu. Çay içerken, sizle konuşurken, cevabını verirken, yemeğini yerken, daima gözleri ufukların ufkunda bir yere bakıyor. Orayı görüyor, emrini alıyor, fakat sizinle de tamamıyla kendisine verebiliyor. Burada bir gamıza var, incelik. İşte veli budur ve keramet budur. Necip Fazıl gibi bir zatı
irşad etmek, terbiye etmek kolay bir şey değil. Necip Fazıl çok zeki bir şahsiyet. Zaten Abdülhakim Efendi, ah Necip keşke bu kadar zeki olmasaydın demiştir. Çok değişik bir çevresi var. Bu çevresinden kurtulması bir hayli zordur. Zordur. Bu zaten kendi anlattığı hatıralarında da bu sıfatları anlatıyor. Abdülhakim Efendi kendisinin hiçbir aykırı hareketine bakmadan, ki Abdülhakim Efendi'nin en mühim hususiyetlerinden bir tanesi de oydu. Kimseye ikaz etmez, tatsız bir söz söylemez, sorulmadıkça konuşmaz. Yani antipatik bir manzara hasıl etmez. Abdülhakim Efendi'nin bu yumuşak tavrı Necip Fazıl'ın gönlünün bu tarafa akmasına sebebiyet veriyor. Namaza başlıyor. Necip Fazıl, büyük dedemi tanıyana kadar dinle, imanla alakası olan bir insan değildi. Kendi bir yaşayışı vardı. Neticede dedemle karşılaşıyor. Tabii Efendi Hazretleri'nin en büyük kerametlerinden bir tanesi de Necip Fazıl'ın bulunduğu yerde zapt edip, değil mi, bir topu bulunduğu yerde zapt edersin düşman topunu. İlk işin nedir? Namluyu, sana doğru olan namluyu düşmana doğru çevirmek. Bunu yapmıştır. Şimdi Necip Fazıl aslında ne şairdir, ne romancıdır, ne mütefekkirdir, ne senaryo yazarıdır, ne tiyatro eseri yazarıdır. Necip Fazıl mücahittir. Şimdi böyle geniş bir insan, mücahit bir insanı getirip de bir romancı kalıbının içine oturtmak, ona bühtan etmektir. Efendi Hazretleri Necip Fazıl'a soruyor ki, söylüyor. Necip Fazıl Bey diyor, sen de iki şey diyor mübalağa halinde diyor. Biri akıl, biri muhabbet diyor. Akıl iner çıkar diyor. Ama muhabbet yakıcıdır diyor. Muhabbet yakıcıdır.